Orta Doğu'da gerilim çok yüksek. Gerilimin merkezine tabii ki İsrail var. Dün İsrail Ürdün sınırında önemli bir gelişme yaşandı. Bir Ürdünlü tır şoförü sınırı geçtikten sonra 3 İsrail askeri vurarak öldürdü. Ardından da İsrail Ürdün sınırı kapandı. Ama gözler Lübnan'da çünkü Başbakan Netanyahu kameraların karşısına geçti. Bundan sonra kuzeye odaklanmalıyız. Yani Lübnan'a odaklanmalıyız çünkü önemli gelişmeler var dedi. Yani o aslında uzun bir süredir konuştuğumuz İsrail Lübnan savaşında İsrail Hizbullah savaşına doğru mu gidiliyor sorusunu bir kez daha sormamızı gerektiren gelişmeler var. Akşam saatlerinde ise Hizbullah İsrail hedeflerine 50'den fazla saldırı düzenledi. Orta Doğu'da gerilim yeni cephelere sıçrıyor. Bu kez İsrail ile Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapıları kapatıldı. Sebepse bir kamyon şoförünün 3 İsrailliyi öldürmesi. <laughs> Ürdün-İsrail sınır hattındaki Kral Hüseyin sınır kapısında bir kamyon şoförü silahıyla 3 İsrailliyi öldürdü. Saldırgansa etkisiz hale getirildi. O anlar böyle görüntülendi. <laughs> Bu saldırı gerilimi yeni bir cepheye taşıdı. İsrail ile Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapıları kapatıldı. Ürdün İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan Hizbullah ve İsrail arasında savaş yeniden alevlendi. Hizbullah 3 ayrı saldırıyla İsrail'e 50 roket fırlattı. Sirenler gece boyu çaldı. Açıklamalar İsrail ordusundan geldi. Sabah saatlerinde alarmın verildiği ardından Lübnan'dan fırlatılan 50 roketin İsrail'e ulaştığı belirtildi. Roketlerin bir kısmı havada imha edildi. Diğerleri ise açık alanlara düştü. Hizbullah'ın saldırısında kimse yaralanmadı. Bölgede tansiyon yükselince İsrail jetleri havalandı. Hizbullah'ın Ay Taurun, Maraun, El Ras ve Yaron bölgelerindeki Hizbullah'a ait askeri yapılar vuruldu. Hizbullah, 50 roketli saldırısının Lübnan'ın güneyinde 3 sağlık görevlisinin ölümüne ve ikisinin yaralanmasına neden olan İsrail saldırısına yönelik bir misilleme olduğunu bildirdi.